Vatan Bilgisayar YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün önümde görmüş olduğunuz Logitech Pebble 2 Combo'yu birlikte inceleyeceğiz. Hem mouse hem klavye setine birlikte göz atacağız. İsterseniz hemen bir kutu açılışıyla başlayalım. Evet, yan tarafta stickerlarını da çıkardım. Kutumuzu açtık. Bizi oldukça güzel bir koruma kılıfı karşılıyor. Hem mouse'umuzun hem de klavyemizin üzerinde logo yazısı da oldukça şık bir şekilde tasarlanmış. Hemen şöyle mouse'umu ve klavyemi çıkartayım. Öncelikle klavyemi çıkartıyorum. Hemen mouse'umu da bir çıkartayım. Burada hemen bir hızlı başlangıç kılavuzumuz ve garanti belgemiz bizleri karşıladı. Mouse'umuzun olduğu yerin alt kısmında ise bir dangle'ımız bulunuyor. Dangle'ımı da şöyle bir kenara almak istiyorum. Mouse'umu ve klavyemi sizlerin önünde şöyle bir açmak istiyorum. Evet, mouse'umuz çıktı. Mouse'umuz oldukça şık gözüküyor. Zaten birazdan detaylarını da birlikte göz gezdireceğiz. Şöyle hemen bir bırakayım. Klavyemi de açmak istiyorum. Klavyem de hemen şöyle açtığımda sizlere şu şekilde göstermek istedim. Bence çok güzel bir şekilde ve minimal bir şekilde tasarlanmış. Sizlerin masalarında çok fazla yer kaplayacağını da düşünmüyorum. O yüzden oldukça kullanışlı olacağını ben düşünüyorum açıkçası. İsterseniz hemen gelin biraz teknik ve tasarımsal detaylarına yakından inceleyelim. Evet, masamı topladım. Tekrardan sizlerin karşısındayım. Öncelikle bir klavyemize bakalım. Klavyemizi bir incelemek istiyorum. Klavyemizi öncelikle bir arka tarafına bir bakalım. Arka tarafında 4 adet kaymaz pedimiz bulunuyor. Üst tarafta ise 2 tane pilimizin girdiği pil yuvamız konumlanmış. Hemen bir de yan tarafına bakmak istiyorum. Sol tarafında klavyemizin bir kapama açma tuşumuz bulunuyor. Buradan kapatma açma işlemimizi yapabiliyoruz. Şu şekilde aşağı indirdiğimizde zaten kırmızı yanıyor. Yukarı kaldırdığımızda ise aşağıda da yeşil bir ibare var. Klavyemizin ön tarafına baktığımızda ise tuşlarımız oldukça tatlı bir şekilde tasarlanmış. Böyle yuvarlak yuvarlak olması benim çok hoşuma gitti. Sağ taraftaki numlock tuşlarımız olmayışı da zaten yerden tasarruf ettirmiş. Aslında bu da benim hoşuma gitti. Masalarımızda çok güzel bir şekilde duracağını düşünüyorum. Yani gördüğünüz üzere ikisi de oldukça ufak bir yer kaplıyor masamızın üzerinde. Tuşlarımız ise düşük profille oluşturulmuş. Bu da kullanım rahatlığı bizlere sunuyor. Tabii kullanım kolaylığının yanında ise bu tuşlarımız oldukça sessiz de çalışıyor. Zaten mikrofon hemen önünde. Gördüğünüz üzere neredeyse hiç sesi almıyor diyebilirim. Evet, önümde görmüş olduğunuz iki ürünün neredeyse yarısı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş. Bu konuda da Logitech'i doğamıza duyarlı olduğu için tebrik etmek gerekiyor. Hemen mouse'uma da geçmek istiyorum. Mouse'um oldukça düşük profilli yapılmış. Yani tam olarak hem iş hem de öğrenciler için birebir. Zaten sessiz olması da bu konuda bizlere avantaj sağlıyor. Öğrenciler kütüphanelerde falan kullanmak isterse neredeyse hiç ses çıkartmıyor diyebilirim. Kütüphane gibi, iş yeri gibi masalarımızda oldukça küçük bir yer kaplayacaktır. Bu da bizlere ergonomik bir kullanım sağlayacaktır. Hemen şöyle üstünde olan pil işaretli kağıdımı da şöyle hemen kaldırıp sizlere bir şey göstermek istiyorum. Zaten gördüğünüz üzere mouse'umun üst kısmı hemen açılıyor. Şu şekilde kaldırdığımda ise beni pilim karşılıyor. Yani burada pil olduğunu gösteren bir kağıttı. Normalde bunu zaten kullanmayacağız. Şu şekilde kağıtsızlık çok kolay bir şekilde çıktığını söyleyebilirim. Zaten mıknatıslı bir yapısı bulunuyor. Şu şekilde çok hafif bir şekilde dokunduğumuzda zaten kendisi yukarı çıktığını sizlere belirteyim. Sonrasında da üstüne bıraktığımızda şöyle yerine bulduğunda direkt kendisi de oturuyor. Bu da bizlere oldukça kolay bir şekilde kullanım sağlıyor. Hemen onu da bir kenara bırakayım. Mouse'umun alt kısmına da geçeyim. Mouse'umun alt kısmında iki tane sikatesim bulunuyor. Ortasında ise açma kapama tuşum bulunuyor. Hemen yanında ise üç tane profilin arasında geçiş yapabildiğim bir tuşum bulunuyor. Profillerden bahsetmişken ürünümüz üç farklı cihaza aynı anda bağlantı kurabiliyor. Bu bağlantıyı gerçekleştirdiğimiz cihazlar arasında burada görmüş olduğum 1, 2, 3 olarak adlandırılmış. Böyle bastığımızda direkt aralarında geçiş yapabiliyoruz. Şu an 3'teyim mesela. 1'e geçeyim, 2'ye geçeyim, 3'e geçeyim. Çok basit bir şekilde televizyon, tablet, bilgisayar gibi farklı farklı bağlantılar gerçekleştirebiliyoruz. Tek tuşla da bunların arasında geçiş yapabiliyoruz. Aynısından hemen klavyemizin üzerinde de görüyoruz zaten. F1, F2, F3 tuşlarında konumlandırılmış. İsterseniz biraz da teknik kısımlara göz atalım. Öncelikle Logi Options Plus uygulamasını indirerek klavyemizin üzerindeki 10 adet F tuşunu özelleştirebiliyoruz. Buraya istediğimizi atabiliyoruz.
kapsayabiliyoruz. Ürünlerimizin kullanım alanına baktığımızda ise 10 metreye kadar kesintisiz kullanım sağlayabiliyoruz. Ürünlerimizin pil durumuna da bakmak istiyorum. Klavyemizin 1000 gün kullanım ömrü var. Bunun yanında mouse'umuzun ise 540 güne kadar kullanım ömrü var. Tabii ki bu süreler kullandığımız pile göre de değişkenlik göstereceğini düşünüyorum. Ürünümüzün en önemli özelliğine gelmek istiyorum. 7 farklı platformda da çalıştığını sizlere aktarmak istiyorum. Yani zaten klavyemizin üzerindeki tuşlardan da anlayacağımız üzere hem Mac hem Windows tuş kombinasyonları burada belirtilmiş. İkisi de burada yer almış. Bu da bizlere güzel bir şekilde kolaylık sağlamış. Yani alışık olmayan insanlar için de güzel bir şekilde tasarlanmış. Tabii ki klavyemizi o kadar övdük. Biraz da mouse'umuza geçmek istiyorum. Mouse'umuzun üzerinde 3 adet tuşumuz bulunuyor. Bunun yanı sıra simetrik bir şekilde yapılmış. Hem sağ hem de sol ele uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Bunu da size aktarayım. Optik 1000 dpi ise hassasiyetimiz mevcut. Tabii ki az önce de belirttiğim gibi onu tekrardan söylemek istiyorum. Çünkü benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi mouse'un sessiz olması. Yani kimseyi rahatsız etmemesi bence oldukça güzel. Tabii ki ürünlerimiz küçük küçük deyip duruyoruz ama sizlere daha net bir rakamda vermek istiyorum. Klavyemizin uzunluğu 279 mm. Genişliği ise 129 mm. Benim ürün hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Geri kalan tüm teknik detaylara ve satın alma bağlantısına da aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.